Arkadaşlar bugün sizlerle Orca Slicer üzerinde Clipper sistemli yazıcılarda renkli filament yani katman katman değişen filamenti nasıl yapacağımızı göstereceğim. İlk başta yazıcı ayarlarımız üzerinden yazıcı G kodları kısmında bulunan filament değişimi G kod alanı M600 yazıyoruz. Bu M600 dediğimiz kod aslında Clipper sistemlerinin kendi içerisinde bulunan bir makroya adresleniyor. Bu makro ne işe yarıyor? Sizin filament değişimi olarak seçtiğiniz katmanı geldiğinde yazıcı yazım, yazımı durdurup kenara çekilip sesli bir uyarı yaparak size haber veriyor. Siz daha sonra filamenti çıkartıp yerine diğer renk filamenti e takıyorsunuz. Devam et dediğinde işlem kaldığı yerden devam ediyor. Siz bu filament değişimini ne kadar çok yaparsınız o kadar bu M600 makrosu çalışmış olacak. Olmazsa olmazımız yani Clipper sistemlerde bu M600'ü buraya yazmak gerekiyor. M600'ü yazdıktan sonra seviyoruz, kapatıyoruz. Şimdi burada yapmamız gereken Kaç renk kullanacaksak filamenti Filament kısmında yani şu kısımda bulunan filament kısmında O kadar çok filament eklememiz gerekiyor Benim şu an bir filamentim gözüküyor Esun PLA Rengimiz beyaz Ben buraya bir filament daha ekliyorum Esun PLA olarak yine tekrar geldi Rengi sarı gözüküyor ben bunu örneğin Beyaz ve turuncu kullanacağım için beyaz ve turuncu olarak seçiyorum yani ilk rengim beyaz, ikinci rengim filamentim, turuncu gözüküyor. Şimdi bu şekilde bir plakayı dilimle diyelim. Ürünümüzü dilimledik. Gördüğünüz gibi bu şekilde gözüküyor. Şimdi buradan renk şeması kısmında çizgi tipi yerine filamenti seçiyoruz. Şu an benim filamentim gördüğünüz gibi tek parça ve beyaz renk gözüküyor. Yavaş yavaş yukarıdan başlıyoruz. Şu artı kısmı çekiyoruz. Örneğin şurada yaklaştıralım. Kaçıncı katman burası? Şurada başlıyor. Altıncı katmana gelip şu artının üstüne gelip sağ tıklayıp filament değiştir deyip bu sefer diğer renk filamenti seçiyorum. Turuncu. Şimdi bundan sonra hepsi turuncu oldu gördüğünüz gibi. Beyaz. Birinci katmanla altıncı katman arası beyaz. 6 ile diğer katmanlar arası turuncu. Daha sonra tekrar bu artı işaret taşımaya başlıyorum. Geldim örneğin burada kaç dediği 7'deydik. Mesela 7'nin üzerine 10 koyalım. Gidelim ya da 7 7 gidelim. 14. 14'e geldim. Turuncuydu. 14'ten üzerine bir 7 daha gidelim. Örneğin 21. Şu 21'i tıklayıp tekrar sağ tıklayıp filamet değiştirip bu sefer beyaz yapıyorum. Gördüğünüz gibi beyaz, turuncu şimdi tekrar komple beyaz oldu. 21'e tekrar mesela 7 e ekliyorum. 21'deydik. 28 Buraya kadar örneğin şey olsun ya da şöyle aynı uzunlukta olsun burada kaç yapmışız? şu kadar. Burada da gelelim o kıtalama yaklaşık şu kadar yapalım. Burası beyaz oldu. Buradan bir şu kadar da turuncu oldu diyelim. Şuraya geldim. Filament değiştir dedim. Turuncu yaptım. Daha sonra yaklaşık şu kadar bir değere gelelim. Burası turuncuydu. Sağ tıkladım. Beyaz yaptım. Şuraya geldik. Sağ tıkladım. Filamenti değiştir dedim. Turuncu yaptım. Şuraya da geldim. Sağ tıkladım. Filamenti değiştir dedim. Beyaz yaptım. Şu an beyaz turuncu, beyaz, turuncu, beyaz, turuncu, beyaz, turuncu, beyaz şeklinde bir dilimleme yaptık. Şimdi dilimlememizi yapalım. Gördüğünüz gibi şu an bizim ee, kukamız bu şekilde olmuş oldu yani altı beyaz olan şuları turuncu beyaz turuncu beyaz turuncu beyaz şeklinde giden bir kukamızı elde etmiş olduk eğer orijinali daha yakın yapmak istiyorsak şu en alt katmanı da tekrar turuncuya çevirelim evet şu an orijinali daha yakın oldu şöyle bir bakalım Şimdi bunu bu şekilde yazdır dediğimiz ya da G-kodu aktarıp yazıcı üzerinden bastırdığımızda yazıcımız şu işlemi yapacak. İlk katmanda gelecek. Ben de ilk sizin turuncu filamenti takmış olmanız gerekiyor burada. Turuncu filamenti taktınız. İşlem başladı. Şuradaki katmana geldi. G-kod şuradaki katmana geldiği anda duracak. Extruder kendisini e, sol arkaya ya da sağ arkaya çekecek. Filamenti biraz geri çekecek. Size sesli bir uyarı verecek. Ve yeni filamenti yüklemenizi bekleyecek. Yazıcı burada sizin hangi renk filamenti yüklediğinizi algılamaz. Siz kendiniz artık diğer renk hangisiyse onu ekleyeceksiniz. Beyazı koydunuz. Filamenti luat ettiniz. İşleme kontinüyle devam ettiniz. Bu sefer G-code tekrar yazı, yazmaya başlayacak. Yazıcı katmana gelince tekrar aynı işlemi tekrarlayıp eksudur kenara geçip size sesli bir uyarı verecek filamenti manuel olarak değiştirmenizi söyleyecek. Bu işlemi böyle tekrarlayarak bu şekilde bir kuka elde etmiş olursunuz. Bu size ne işe yarıyor? Yani bu tarz mesela renkli yapmak istediğiniz ürünlerde kolaylık sağlıyor. Bunu bir tane üründe de yapabilirsiniz. Örneğin bu ürünü çokça yapmak istiyorsunuz. Ee, ürünü daha fazla da yapabilirsiniz. Örneğin hazırlık kısmına gelelim. Şu sayıyı şey yapalım. Klonunu oluşturalım. Örneğin ben 30 tane olmasını istiyorum bundan. Gördüğünüz gibi 30 tane aynı kukadan basmış oldu. Bunları şimdi şu şekilde hizalı diyelim. Boş bir yerde gelip hizalı dediğimizde otomatik kendisi en stabil şekilde hizalamış oluyor. Tekrar plakayı dilimle diyelim. Bakın yaklaşık 30-31 tane bir kuka basmış olacak bir seferde. Tabi siz bunların katman değişimlerinde manuel olarak cihazı müdahale etmeniz gerekecek.